Evet. Yani çok böyle istikrarlı bir trendi yok ama belirgin bir düşüş trendi de yok. Onu da söyleyeyim. Yani demir çelikler gibi yani bazı sektörlerde belirgin diyebiliyoruz. 6 aydır, 1 yıldır düşüş devam ediyor şeklinde. Burada daha çok yatay bir fiyatlama etrafında hareket edildiğini görüyoruz. Yani 22 fiyat seviyesinin hem altına iniyor zaman zaman %10 altına iniyor, %10 da üstüne çıkacak şekilde böyle bir regresyon kanalı içinde hareket ediyor. Açıkçası son zamanlarda biraz daha böyle haber akışları var. Yeni bir haber beklentisi gibi. Özellikle de şöyle söyleyeyim, 23 70'in bu hissede aşılması hisse senedinde yukarı yönlü bir yükseliş hareketini de başlatabilir. Son günlerde de etilen nafta paritesine baktığımızda açıkçası burada da Petkim'in işine yarayacak şekilde karlılığını arttıracak lehine burada da pozitif yönlü bir fiyatlamanın oluştuğunu görüyoruz bu parite tarafında. Bu da aslında önümüzdeki günlerde hisse için biraz daha itici bir sebep olabilir. Ama dediğim gibi 23.70'in hatta 24'ün aşıldığını görürsek çok daha emin bir şekilde hisse senediyle ilgilenebiliriz. 24'ün üzerinde önü biraz daha açık olabilir hissenin.